İmamoğlu'nun bir videosu var değil mi? Onu bir görelim Ali. O videoyu görelim sonra son maddeye geleceğiz. İmamoğlu'nun videosu. bileşenler olarak 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne yazık ki kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. Çare olamadık iktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir. Çaresizlik ve ümitsizlik Türkiye'yi giderek muhalefetsiz bir otoriterliğe doğru sürüklediğini hep birlikte görmek zorundayız. Dünya örneklerinden biliyoruz ki muhalefetin etkisiz ve zayıf olduğu demokrasiler yaşamakta zorluk çekerler. Hatta yaşayamadıkları ülkeleri de görebiliriz. Çok güzel yazmış kim yazdıysa metni. Peki o takımda siz yok muydunuz? Vardınız. Neyse geçelim. Ekran bey o kadar da önemli değil. Şimdi şimdi çok teşekkür ederiz. Ee, evet inşallah bunu yapacağız. Fatih de olabilir, herkes olabilir. Yaş günüyle ilgili kutlamaları 3 dakika sonra kabul edeceğim. Çünkü orada da söyleyeceğim bir iki cümle var. Ee, yaş gününden ziyade insana değgin, Erdem'e değgin, benim de kendime dair düşündüğüm iyi bir meseleyi sizle paylaşacağım. Şimdi, ben Halk TV'nin bir operasyon kanalı olduğunu ilk günden beri söyledim. Halk TV kritik bir kanal. Çünkü Halk TV, Halk TV Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçmenleri etkiliyor. Halk TV Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, siyasetinde etkili oluyor. Halk TV geziden bu tarafa Türkiye'de herkesin bir şekilde yüzünü döndüğü bir yer. O kadar ilginç ki, o kadar ilginç ki Halk TV'si onu söyleyeyim. E, o zaman Şaban'ın yönetimde olduğu zaman MHP ile CHP yan yanaydı. Bütün MHP'liler olaya çıkıyordu. Fakat o MHP'liler gitti CHP düşman oldu. Bu kadar iç içe. Ee, yine Şaban'ın en yakın dostlarından biri Muharrem Bey'i e, e, pazarlarken Şaban, Muharrem Bey'in pazarlanma ihtiyacı yok. Sonra yaptı o. Muharrem İnce siyasiydi normalde ama sonra bu gerilimleri yarattı. Şaban bilerek de isteyerek yaptı. Kılıçdaroğlu ile arası koptu. Bunun da altını e, çizmek istiyorum. Ve şimdi e, ve şimdi aslında benim söylediğim yani seçim gecesi operasyon olacak, ee, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı operasyon olacak, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, e, Halk TV'den Kemal Bey'e operasyon yapacak doğrudan ya da dolaylı ve seçim sonrasında bu olacak dediğimde herkes bana Enver Şahsi olarak diyordu. Şahsi değil. Bir genel başkanın söyleyebileceği kadarıyla ki daha fazlasını da söyleyecek onu da altın çizeyim. Size göstereceğim şimdi izleyin. Ahlaklı insanların, erdemli insanların beyanlarından öğreniyoruz. Diyorsunuz ki dile getirmediniz. Ya ben defalarca dile getirdim. Niye Ama dediğim mi? gibi, Bizden bize sözde örgütsel çok... olarak bir kampanya, evet. bir e, yapacağız büyük bir tartışma yürütmek... Yapacağız şimdi bakın, sözde, sözde bize destek verdiğini, belli diyeyim. zaman dilimleri içinde bize destek verdiğini söyleyen televizyon kanalları da bunları tartışmadılar. Onları da ahlaki açıdan sorgulamamız lazım. Hangi açıdan? Ahlaki açıdan onları da sorgulamamız lazım. Niye bunları gündeme getirmiyorlar? Hangi gerekçeyle tartıştırmıyorlar? Neden bunları yayınlamıyorlar? Bakın. Şimdi Allah şunu yapalım. Değerli dostlar. Değerli dostlar bize yakın sözde bize yakın kanallar dediğinde benim aklıma gelen benim aklıma gelen kanallar Halk TV, Sözcü TV, KRT ve Tele1. tele 1'de olduğuna göre onları kastetmiyor. KRT muamma demek ki asıl hedef önce Halk TV, sonra Sözcü TV. Peki tartışılması gereken sorun diye söylediği şey ne? Ama asıl geçmişi de var. Diyor ki Erdoğan ahlaki olarak bir seçim kazanmadı. Kazandı mı ahlaki bir sorun var. Bir kere bu yüzde yüz doğru. Meşruiyet sorunu demektir bu. Yalan söyledi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yalandan bir videoyu TRT'de, e, meydanlarda, televizyonlarda gösterdi ve herkes bu montajlı kaseti izlediği halde, yani Kılıçdaroğlu'na terörist denen ve asla doğru olmayan bu kaseti gördüğü halde bir Allah'ın kulu da buna karşı sürekli gündem oluşturacak bir tavır koymadı diyor. Ben de diyorum ki Kılıçdaroğlu bunu zaten biliyordu. Neden biliyordu? Levent Bey ile Murat Bey oradayken yaptıkları programlarda zaten Kemal Bey'in Aleviliğine gönderme yapıldı, Dersimliliğine gönderme yapıldı. Zaten öyle bir saldırı gelmişti. Yetmedi. Ekrem Bey Halk TV ile Cafer Bey üzerinden organik bağ kurulduğunda başta operasyonun başında olan sabah e, çıkan isim o zaten böyle muymıntıdır. O isim o tarafa doğru gitti. Tamam mı? Ve Cafer, Cafer ilk günden beri hem Kemal Bey'e oynuyormuş gibi gözüktü ama asıl Ekrem Bey'le hareket etti. Ekrem Bey'le hareket ederek şimdi tamamen kanalın anahtarlarını oraya verdi. Ve Kemal Bey bunu biliyor. Fakat nasıl bir tablo oluyor? E, faturalar, e, işte e, alım faturaları, hizmet alım faturaları ki her zerde olur bu. E, CHP kesiliyor. Ama destek Ekrem Bey'e veriliyor. Yani Kemal Bey kendi parasıyla rezil ediliyor. Açık. Çünkü Cafer İstanbul Belediye Başkanı olmak istiyor. Çünkü Cafer siyasette güç olmak istiyor. E, Kemal Bey'den yüz bulamadığı için Ekrem Bey'e yamanıyor. Ekrem Bey de kendi medyasını oluşturuyor. Nedir o medya? Önce Halk TV. Sonra Fatih Portakal. Ondan sonra e, medyada e, birçok adres bunları besliyor bu beslemek şu anlamda değil. Ekrem Portakal, Ekrem Bey, şey, Fatih Portakal Ekrem Bey'den para alıyor demiyorum. Ama arkadaşlar öyle bir hukuk var. Başka isimleri davet ediyor. Dün gördünüz işte e, soru soranlar, cevap verenler, bir takım tavırlar falan. Öteden beri öyleydi. Murat Ongun bunları organize ediyor. Uçağına, otobüsüne bilmem ne Nagihan Alçı alıyor. Bugün Ekrem Bey'in peşine düşenler niye Ertuğrul Özkök Nagihan Alçı Ekrem Bey'le gittiği zaman kıyameti kopardınız? Ne çabuk unuttunuz? Kabul ediyor musunuz peki bunu? Kabul ediyor musunuz bunu? Yok. Unuttunuz gitti. Ekrem Bey Yaradan'ın önemli kulu değil mi? Bunları yaptı. Ve diyor ki ve diyor ki sözde bize yakın olan kanallar daha açık ne olabilir? Seçim gecesi de yap. Operasyon. Ben size söyleyeyim. Kemal Bey söylemedi. Bu söylediğimi eğer dava mava açarlarsa ben mahkemeye tanık olarak Kemal Bey'i çağıracağım. Bekir Ağardır'ın operasyon içerisinde olduğunu söylüyor. İsmail Küçükkaya'nın operasyon içerisinde olduğunu söylüyor. Ee, Cafer'in kıblesinin olmadığını söylüyor. Hem ona hem ona hem şuna. Zaten Kılıçdaroğlu'nun bu kadar zor durumda kalmasının bir sebebi de bu. Seçim öncesinde de sonrasında da en yakınları tarafından saldırıya uğradı. Muhtemelen muhtemelen yakın çevresinde de vardı. Kendi yaptığı hatalar ayrı ama iki tane ahlaki sorun var. Bir tanesi seçim kazananların kampanyayı devletin olanakları ve medyada yalanla yürütmeleri. Birincisi bu. Yalanla yürütmeleri. Açık yalan var. Hangi siyaset bilimci çıkıp bunu söyledi? Hangi, kim söyledi? Herkes alay ediyor Kılıçdaroğluyla falan. Bu mudur ahlaki olan? Seçimi nasıl kazandınız konuşamazsınız, Yemez. maça meselesi. İkinci mesele, ikinci mesele sizinle birlikte hareket ettiğini söyleyenlerin Sizinle zerre kadar ilişkiye girmemesi. Halk TV'nin ne olduğu açık. Siz hala enver bilmem ne falan. Açık. Bakın size bir söyleyeceğim. Dün Halk TV'nin eski yayın yönetmeni hiçbir soruma cevap vermeden oradan para almadık buradan para almadık diyor. Birader ben size diyorum ki yaptığın yayınların yaptığı yayınların araç kirası, personel gideri oturup kalkmalar, yeme içmeler vesaire kim tarafından ödendi? Nasıl oldu? Rakam nedir? Halk kiminin bu kadar canı var mı yok? Kamu parasıyla oldu. Şimdi diyorum ki açık söylüyorum buradan. Şahitlerim de var. Serhan asker her hafta kaç para alıyor belediyelerden? Kendine de kaç para alıyor? Büyük operasyon. Büyük operasyon. Şimdi diyeceksiniz ki ya iktidar. Evet iktidar bunu yapıyor. Daha beterini yapıyor. Kanallar yaratıyor. Rütü'yü bunların üzerine salıyor. Yetmiyor. Bütün bunların üzerinden yalan, iftira dolu kampanyalar yapıyor. Hepsini kabul ediyorum. Hepsini kabul ediyorum. Ona benzemek zorunda mısınız? Ona benzemek zorunda mısınız? Bakın altını çiziyorum. Açıklasınlar bakalım kaynaklarını. açıklasınlar bakalım kaynaklarını. Söylüyorum. sen Asker daha önce e, arena programındaki yöntemi kullanıyor bir de üzerine kendisine para alıyor. Ben de soruyorum. Niye? Böyle bir ihtiyaç var belediyelerde. Böyle bir ihtiyaç var. Bunun çok daha kötüsünü TRT yönetim e, kuruluna e, hilali falan alarak tamam mı? işte bir takım dijital platformlar kurup oralardan birilerini zengin ederek yaptılar zaten sarayın dağıttığı paranın haddi hesabı yok hangisini yapmak zorundamız hadi yaptınız Cafer yani Kılıçdaroğlu'na bu ihaneti yaptı mı yapmadı mı ya ben size söyleyeyim Kılıçdaroğlu İsmail Küçükkaya'dan nefret ediyor her tarafı oynadığı için Cafer'den nefret ediyor her tarafı oynadığı için Ekrem Bey'in bu ahlaksızca kurduğu tezgahtan nefret ediyor. Bu boyutuyla haklı. Kendisi de başarısız ayrı. Bir daha izleyelim onu. Ahlaklı insanların, erdemli insanların beyanlarından öğreniyoruz. Diyorsunuz ki dile getirmediniz. Ya ben defalarca dile getirdim. Ama dediğim mi? gibi bizden ziyade için sözde örgütsel çok, olarak bir kampanya, ha. bir ee, yapacağız büyük bir tartışma ee, yapacağız şimdi bakın sözde ben bize destek verdiğini belli söyleyeyim. zaman dilimleri içinde bize destek verdiğini söyleyen televizyon kanalları da bunları tartışmadılar. Onları da ahlaki açıdan sorgulamamız lazım. Hangi açıdan ahlaki açıdan onları da sorgulamamız lazım. Niye bunları gündeme getirmiyorlar? Hangi gerekçeyle tartıştırmıyorlar Neden bunları yayınlamıyorlar? Bakın. Ali Yaz, ahlaki olarak bize yakın televizyonları sorgulamamız lazım. Bir, hangi sebeple tartıştırmıyorlar? Hangi sebeple yayınlamıyorlar? Açık değil mi ya? Size soruyorum arkadaşlar. Benim söylediğim bundan daha büyük belgesi olur mu? Ne desin adam çıkıp Halk TV niye yapmıyor mu desin? Cafer niye yapmıyorsun? Allah belanı versin mi desin? İddia ediyorum. Cafer randevu alamaz. Eskiden de alamıyordu. Beni sokuyordu araya da alamaz. Küçük kaya da alamaz. Bekir Hardır da alamaz. Operasyonu yönetenler bunları Kemal Bey biliyor. Fatih Portakal da bir daha alamaz. Sanmıyorum ki Uğur Dündar'ın İsmail Saymaz'da alabilsin. Gazetecilik bu değil. Tarafsız olacaksın. Koskoca kanalı e, topunu çevireceksin genel başkanına. Sen de arkadan diyeceksin ki ben hiç kaybetmedim ki. Çok açık daha fazla konuşmak istemiyorum. Yandaş medya bunları alıyor ama kim ne hali varsa görürse görsün. Aylardır söyledik. Kemal Bey yanındaki insanlara dikkat edeydi. Ne kadar sağcı varsa doldurdu. Ne kadar çıkarcı varsa doldurdu. Ne kadar üçüncü sınıf gazeteci varsa doldurdu. Ekrem Bey genel başkan olsun. Sizin karşınıza Nagihan Alçı'yı koysun. Efendime söyleyeyim Rasim Ozan'ı koysun. Onlarla birlikte sohbet etsin canım. Siz de seyredersiniz ondan sonra. Ekrem'im benim, iktidarım benim dersiniz.